Eftel Otellerinin sunduğu Seda Ertuğrul ile ana haber bülteni başlıyor. Posta TV ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Güne ait gelişmelerle bu akşamda birlikteyiz. İyi Parti Alanya Belediye Meclis üyesi mahkemelik araziye sera yaptırmaya kalkınca kendisini şikayet eden akrabalarının evini silahla bastı. Olaydan saatler önce Basar'ın silahlı kişilerce evin çevresinde dolaştığı iddia edildi. Olay Mahmutlar Mahallesi Sarı Hasanlı Caddesi'nde sabaha karşı yaşandı. İyi Parti Alanya Belediye Meclis üyesi Hasan Basar, akrabası Yaşar Basar'ın evine alkollü olarak gitti. Önce hakaret ve küfür yağdırdı. Ardından meclis üyesinin baskına tabanca ile gittiği iddiası ise Alanya gündemine adeta bomba gibi düştü. Alanya Belediye Meclis üyesi İyi Partili Hasan Basar, akrabasına küfür ettiği, yanındaki tabanca ile eve ateş açtığı gerekçesiyle jandarmaya ihbar edildi. Olayın ardından Mahmutlar Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Hasan Basar serbest bırakıldı. Olaydan saatler sonra alkol muayenesine götürülen Basar'ın olayda tetikçi kullandığı da gelen iddialar arasında yer aldı. Meclis üyesinin mahkemelik olan araziye sera yapmak istediği, arazinin diğer mirasçılarının konuyu yargıya taşıması nedeniyle baskın yaptığı öğrenildi. Siirt'in Pervari ilçesinde nöbet değişimi için yola çıkan zırhlı aracın şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan Assubay Çavuş Celal Özcan'ın cenazesi Antalya'da toprağa verildi. İkinci komando taburuna bağlı askerleri taşıyan zırhlı araç ilçe çıkışında virajı alamayarak şarampole devrilmesi sonucu 9 askerin yaralandığı kazada Assubay Çavuş Celal Özcan ve Uzman Çavuş Burak Aydoğan şehit oldu. Antalyalı Özcan'ın cenazesi Uncalı mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilecek. Alanya Posta Medya olarak şehitlere Allah'tan rahmet, Türk halkına ve ailesine sabırlar dileriz. Turizm sektörüne hizmet veren esnaf açılmayan sezon nedeniyle ödeme sorunu yaşadıklarını belirterek Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir öncülüğünde destek turuna çıktı. Esnafın sorununu dinleyen Türkdoğan, bu sene hepimiz elimizi vicdanımıza koyalım, eğer dükkan sahibinin gücü yetiyorsa bu seneyi yok farz edip kira almamalarını rica ediyorum çağrısında bulundu. Alanya Esnaf Odası Başkanım, Esnaf Odası yönetimi. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya'daki turizm esnafı ile bir araya gelerek onların taleplerini dinledi. Biz bu konularda sizin içinizden, sizlerle birlikte toplumun her kesiminin derdini ve sıkıntısını burada görev yaptığımız süre zarfında zaten biliyoruz. Türkdoğan, toplantı esnasında Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ile esnaf temsilcileri ile de telefonla görüşüp, konunun meclis gündemine getirilmesi için girişimde bulundu. Çekleri, senetleri gibi evraklarının en azından bir yıl ödemelenmesi noktasında bir talepleri var Sayın Milletvekilim. Efendim siz de buyurun. Şimdi değerli başkanım, değerli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri teşkilatımızda ağırlamaktan hakikaten son derece mutluyuz. Türkdoğan, durumdan en çok etkilenen turizm sektörü. Dolayısıyla da Alanya'mız oldu. Burada en büyük mağdur, turizm sektörünün çalışanları ve turizm esnafı oldu diye konuştu. Turizm sektörünü bitirdi ve bundan en çok etkilenen de turizm sektörü, dolayısıyla da Alanya'mız oldu. Antalya milletvekilimiz, partimizin merkez yürütme kurulu üyesi, aynı zamanda sanayi ve ticaret komisyonu üyesi Sayın Abdurrahman Başkan Bey ile sizleri görüştürdük telefon aracılığıyla. Sorunlarınızı ilettiniz hükümetimize ve Türkiye Büyük Millet Meclisimize, Milliyetçi Hareket Partisimizin grubu vasıtasıyla bu sorunlarınız konu başlıkları olarak iletilecek. Güzel bir sezona hazırlık yapmak için tadilatlar yapıldığına dikkat çeken Türkdoğan, maalesef birçoğumuzun dükkanları kapalı. Henüz Alanya'mızda turizm başlamadı. Koronavirüsten dolayı yarın ne olacağı ile ilgili hep beraber kaygı içerisindeyiz. Esnafın haklı olarak talebi ödemelerin ötelenmesi. Bu yüzden mülk sahiplerine çağrıda bulunuyoruz dedi. Sizin talebiniz çeklerin ve senetlerin ötelenmesi, ertelenmesi doğrultusunda bir tedbir alınmasına dönüktü. Biz de bunu ilettik. Karınca kararınca kazandığı nispetle
her şartta kirasını ödeyen esnaflarımıza ben de Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Teşkilatım adına bir çağrıda bulunuyorum, özellikle dükkan sahiplerine. Bu sene hepimiz elimizi vicdanımıza koyalım. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusuna en çok ihtiyaç duyduğumuz, toplumsal birliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde bizler de mülk sahiplerinden şunu talep ediyoruz. Kiracılarının yaşadıkları bu şartları hep beraber Alanya'da yaşıyoruz, görüyoruz. Sokakta turist yok, otellerde hala turist yok. Dolayısıyla da gerekli kolaylığı yapmalarını, indirimi yapmalarını, eğer gücü yetiyorsa, imkanı varsa dükkan sahibinin, gerekirse bu sene yok farz edip 2020 yılında kira almamalarını ben de haseten Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatım adına rica ediyorum. Bunu belirtiyorum. Türkiye'nin koronavirüs karşısında verdiği mücadelenin örnek olduğunu vurgulayan Türk Doğan, ülkemizin diğer ülkelere göre çok başarılı çalışma yaptığına dikkat çekti. Almanya'dan, Avrupa'nın diğer ülkelerinden, Fransa'dan, hatta Amerika'dan çocukluk arkadaşım arıyor. Herkes Türkiye'nin bugün koronavirüs karşısında ortaya koyduğu, hükümetimizin, devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın, bütün kurumlarımızın verdiği mücadeleye imreniyor. Herkes Nuri Demir'de esnafım adına size çok teşekkür ediyorum. Hakikaten olağanüstü bir durum var. Olağanüstü yapıyorum. Durumda da herkes elini vicdanına koyacak. Ama maalesef maddi menfaat uğruna kardeş kardeşi vuruyor. Görüyorsunuz, anasını babasını asan kesen oluyor, doğru mu? Gazetelerde, televizyonlarda maalesef, izliyoruz. Maalesef. Menfaat meselesi olduğu için maalesef çoğu dükkan sahibi geri adım atmıyor. Ben atıyorum, sen de at kardeşim, sen benden daha çok durumun iyi. Ne olur bir yıl almamış olsan. Esnaf ile telefonda görüşen Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ise Alanya'daki esnafa hitap ederek yaşadıkları sorunları kendilerine iletmeleri durumunda ilgili bakanlara ulaştıracağını söyledi. İlk imzayı Nuri Demir'in atmasının ardından esnaf taleplerinin yer alacağı dilekçe için imza kampanyası başlattı. AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu, Alanya'daki turizm esnaflarını ağırladı. Başkan Toklu, bölge milletvekilleriyle esnafı görüştürdü. Esnafın önceliği, borçların ötelenmesine resmiyet kazandırılması. Turizm esnafları bugün AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'na ziyarette bulundu. İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu'yu ziyaret eden esnaflar, isteklerini ve taleplerini dile getirdiler. Esnafların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Toklu da esnafın taleplerini dinleyerek notlar aldı ve turizm dönemi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bugün Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve esnaflarımızla istişare etme fırsatı bulduk. Esnafımızın sorunlarıyla ilgili, turizm sezonunda yaşanacak sıkıntılarla ilgili esnaflarımız önerilerini bizlere sundu. Sorunlarını dile getirdiler. Biz de gerekli mercilere, yetkililere bu esnafımızın bize gelen taleplerini ilettik. AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kemal Çelik ve Sena Nur Çelik ile telefonla konuşan Başkan Toklu esnaflarla milletvekillerini de görüştürdü. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le makamında görüştü. Selamünaleyküm. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel sosyal medya hesabından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ile bir araya geldik. Alanya'mızın sorunlarını, koronavirüs sonrası başlayan normalleşme sürecini ve gündemi değerlendirdik. Böcek'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Alanya Belediyesi işbirliği içerisinde yapabileceğiniz bir şey varsa hem de bir ziyaret ederim dedik sevgili başkanım. Size ve şahsınıza bütün çalışma arkadaşlarınıza da başarılar diliyorum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise sosyal medya hesabından Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ile Alanya'da devam eden ve yapacağımız projeleri konuştuk. Nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür ediyorum. Biz birlikte yaparız ifadelerine yer verdik. Tasarruflarınız ve uygulamalarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Biz Alanya'da bu konuyla teknik anlamda yapılması gereken bir ihtiyaç varsa da ortak akılla çözelim başkanım.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 1 Haziran itibariyle plajlara giriş serbest bırakıldı. Normalleşme planı kapsamında serbest bırakılan plajların koronavirüs önlemleri kapsamında düzenlenmesi gerekiyor. Ancak Alanya'da halk plajlarında henüz herhangi bir düzenleme yapılmadı. Bir Haziran itibariyle belirli kurallar çerçevesinde düzenlenmesi gereken plajlarda özel işletmeler tarafından kısmen çalışma yapılmasına karşın Damlataş ve Galipdere halk plajlarında henüz bir hareketin olmadığı gözlemlendi. Bu kapsamda sahil şeridi boyunca açık olan büfelerin önünde şezlong yoktu. Olanlar ise müşteri kabulüne şimdilik kapalı. Alanya'da özellikle vatandaşın denize girmek için tercih ettiği halk plajlarında düzenlemeyi kimin ve ne zaman yapacağı ise merak konusu. Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış, koronavirüs döneminde esnafı rahatlatacak çözüm arayışında. 11 maddelik talepler listesi hazırlayan Çalış, Cumhurbaşkanlığı'na istekleri gönderdi. Sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine olumlu yanıt vereceği yönünde beklentisi olduğunu belirten Recep Çalış, 3 aylık süreçte bütün esnaflarımız mağduriyet yaşadı. Esnaflarımızın şikayetlerini ve mağduriyetini 11 madde altında toplayarak Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir talebimiz oldu. Üyelerimizin Bağkur primlerinden tutunuz, yeni kredi imkanlarının açılmasından 5 yıllık bir sicil affı, akaryakıt desteği üzere araç muayenelerinde indirimler gibi birçok maddelik bir talepte bulunduk dedi. Durak başkanlarımızı da bu konuda dinleyerek bir kanıya vardık. 11 maddelik bu konuda Sayın Cumhurbaşkanlığı makamımızdan bir talebimiz oldu. Burada üyelerimizin Bağkur primlerinden tutunuz, yeni kredi imkanlarının açılmasından tutunuz, yine 5 yıllık bir sicil affı, yani çıkarılmış olan 1 yıl 2 yıllık sicil affı bu sıkıntılardan dolayı esnafın yine önünü kapatabileceğinden dolayı geniş kapsamlı bir sicil affı, yani 5 yıl içeren bir sicil affı başlıkları altında, daha bununla birlikte akaryakıt desteği var. Yine arkadaşlarımızın, ticari faaliyette bulunan arkadaşlarımızın vize, araç muayenelerinde indirimlerden tutunuz. Yine arkadaşlarımızın ödeyeceği motorlu taşıt vergilerine kadar 11 maddelik bir sunumu Sayın Cumhurbaşkanlığımızın makamına gönderdik. Bu konuda beklentilerimiz var. Çalış 13-14 Mayıs tarihlerinde İçişleri Bakanlığı genelgesiyle taksilerde 1+3 yolcu taşıma kapasitesi kuralının getirildiğini ifade ederken bu kuralın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini de söyledi. 1+3 yolcu taşıma kapasitesiyle alakalı biz bu konuda Esnaf Odalar Birliği'ne görüşümüzü bildirdik. Çünkü bizim araçlarımızın birçoğu 9 kişilik ruhsatta yazan. Dolayısıyla da bu bizi biraz muallakta bırakıyor, esnafımızı zor durumda bırakıyor. O günün şartıyla biz şoför artı %50 kapasitenin değişikliği konusunda hem federasyonumuza, hem İçişleri Bakanlığımıza, hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza taleplerimizi yapmıştık. Şimdi yani bunun üzerine muhtemelen diğer ulaşım sektöründeki %50 kapasite temizlendiğine, kalktığına göre muhtemelen bizim de beklentimiz taksilerinde %50 kapasite ya da 3+1 kapasite uygulaması serbeste bindirilecektir. Bu yönde beklentimiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'nın deforme olmasının ardından harekete geçti. Anıtın bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışması tamamlandı. Oksitlenmeden kaynaklı değişen rengi de eski haline döndürüldü. Türkiye'nin en anlamlı anıtlarından ve Antalya'nın simgelerinden olan Cumhuriyet Meydanı'ndaki Ulusal Yükseliş Anıtı'nda yaşanan deforma sonrası gelen eleştirileri dikkate alarak Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin talimatıyla kısa sürede çalışmalar tamamlanıp anıt eski haline döndürüldü.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve heykeltıraş Nusret Demir tarafından hava kirliliği, oksitlenme, egzoz ve iklim şartları nedeniyle yıpranan 6 metre yüksekliğindeki anıtta kapsamlı bir bakım gerçekleştirildi. Anıtın oksitlenmeden kaynaklı değişen rengi ise eski haline döndü. Korona tedbirleri nedeniyle etap etap yapılan bakım onarım çalışmalarının ardından anıtın peyzaj düzenlemesi de tamamlandı. Polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Bir miktar esrar ve çok miktarda metamfetamin ele geçirildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti ve şüphelileri gözaltına aldı. Takibe alınan 3 şüphelinin üst aramasında satışa hazır bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Evlerinde yapılan aramada ise 433 gram esrar buldu. Gözaltına alınan 3 kişi haklarında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ve değerli izleyenler, güne ait gelişmeleri aktardığımız bir bültenin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sağlıklı, huzurlu bir akşam geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın. Eftel Otelleri Seda Ertuğrul ile ana haber bültenini sundu.